Berat gecesinde yaptığımız dört büyük hata, birazdan okuyacağımız dört büyük meseleyi bilmemektir. Berat, kurtulmak, bağışlanmak demektir. Allah'ın hem hakim hem de şahit olduğu, bütün yaptıklarımıza şahit olduğu bu gecede bizim en büyük amacımız beratımızı elimize alabilmek, Allah'tan açık olan af kapısını sonuna kadar değerlendirip bizim de beratımızı talep etmek olacaktır. Neden berat günü denmemiş de berat gecesi denmiş? Hicri takvimde gün geceden başladığından dolayı berat günü değil, berat gecesi denmiştir. Efendimiz biraz sonra da okuyacağımız hadis-i şerifte nıfs-ı Şaban demiştir. Şaban'ın yarısı yani ortası berat gecesi denmiştir. Duhan suresinde geçen Leyletül Mübareke, mübarek gece diye bahsedilen gecenin de berat gecesi olduğu söylenir. Padişahlar tahta geçtiği günü bayram günü saymışlar ve halka ulufe dağıtmışlar. Normalde ulufe biliyorsunuz 3 ayda bir verilen maaş değil mi? Halka ulufe dağıtmışlar. Hani o halka ulufe dağıtılırken bu adam iyidir, bu kötüdür, bu şöyledir, bu böyledir ayrım yapılmıyor değil mi? İşte berat gecesi öyle bir gece. Tam böyle Allah Azze ve Celle'nin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı ve herkese yağmur yağmur yağdırdığı o gece olduğundan dolayı biz de ne kadar eksiğimiz, kusurumuz da olsa bu gece kapıları sonuna kadar zorlarsak inşallah o ulufeden biz de nasibimizi alırız. Kur'an'ın inzali yani semaya inmesi berat gecesidir. Kur'an'ın tenzili yani ilk 8 ayetinin Efendimiz'e söylendiği, okunduğu gecede Kadir gecesidir. Şimdi mesela bizim için değerli bir gün olsa ve biz bugüne eşimizi, dostumuzu davet etsek. Ne günü gibi diyelim? Düğün günü gibi diyelim. Eşimiz, dostumuz gelmese bir darılır, üzülürüz değil mi? Niye? Benim için değerli olan bir günün başkaları için de değerli olmasını bekleriz. Ve eşimiz, dostumuz onu değerli saymazsa biz üzülürüz. Şimdi Berat gecesi Allah Azze ve Celle için öyle önemli ve değerli bir gün değil mi? Allah bu geceye itibar etmiş. Ve o itibar ile bizlere bir müjde vermiş. Neyin müjdesi? Affedilmenin müjdesini vermiş. Şimdi Allah'ın itibar ettiği bir geceye sen önemsiz nazarıyla baksan yaptığımız ne olur? Üzücü bir tavır olur değil mi? Kadir gecesinde her bir hasene nasıl 30 bin kat sevap alıyorsa Berat gecesinde de her bir iyilik, her bir hasene 20 bin kat sevap alır. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi bu kadar bereketli bir gece gaflet uykusunda umursamadan geçse ne kadar yazık olur değil mi? Af için verilen bir müjdeyi tepmek gibi olur. Recep ve Şaban ayları kıymetini Ramazan ayından alır. Ramazan ayı kıymetini son 10 gününden alır. O son 10 gün kıymetini içinde bağrında sakladığı Kadir gecesinden alır. Kadir gecesi de kıymetini nereden alır? Kur'an'dan alır. Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Allah Teala Hazretleri Nıfs-ı Şaban gecesinde dünya semasına rahmeti ile tecelli eder. Ve kelp kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder. Bakar mısınız? Beni kelp kabilesi koyunlarının çokluğu ile meşhur olan bir kabile. O yüzden Araplar bunu deyim, darbe mesele olarak kullanmışlardı. Çok insanlar bu gecede affedileceğinden dolayı da o geceye sürekli Berat gecesi denile denile ismi de Berat gecesi olarak kalmıştır. Başka bir hadis okuyayım. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu? Affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen sağlık, afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağırmasına kadar bu şekilde devam eder. Allah Allah, ne kadar mübarek değil mi? Şimdi bir insan öyle bir gecede nasipsiz kalsa yağmurda ıslanmamış adama benzer. Şimdi bu Berat gecesi herkese aynı şekilde vurur mu? Hayır, vurmaz. Şimdi bizim yaptığımız büyük hatalar oluyor. Özellikle Berat gecesinde yaptığımız dört büyük hata var bizim. Nedir biliyor musunuz? Berat gecesinde yaptığımız dört büyük hata, birazdan okuyacağımız dört büyük meseleyi bilmemektir.
O dört büyük meseleye başlayalım. Dört büyük mesele nedir biliyor musun Osman? Berat'ın şartlarıdır. Şartları var mı? Şartları var. Berat'tan nasiplenebilmek için birinci şart imanı öğrenmektir. Bir bünyeye iman girmemişse, kurt girmişse, şirk girmişse o insanın da berattan nasibi olamayacaktır. Sahabe efendilerimizin bu yüzden ödü kopar. Sürekli ölümden, acaba imanım sağlam mı bu meseleden, acaba cehennem yüzü görür müyüm bu meseleden sürekli ötleri kopmuş. Sahabenin Kur'an ile irtibatı nasıldır diye bir soru aklımıza gelirse, bizim telefonla irtibatımız gibiymiş. Kur'an ile irtibatları hiç ellerinden düşürmemişler o meseleleri yani. Cehennemden en çok korkan insanların cehenneme en uzak insanlar olması bizler için düşündürücü bir meseledir. Ve akla şu geliyor. Demek ki bir insan sürekli cehennem akıbetinden endişe etmelidir. Zira akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Bizim neredeyse cehennem ateşinin kıvılcımları topuğumuza değecek şekilde bir hayat yaşıyoruz. Ama hiç onlar gibi endişe duyamıyoruz maalesef. Kıyametin vaktini bu yüzden en çok sahabe efendilerimiz sormuş ve merak etmişler. Sürekli, sürekli merak etmişler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah, vakti ne zamandır? Alametleri nelerdir? Hatta bazen belli alametler çıkınca, aha işte kıyametin alameti çıktı demişler. Şimdi o zaman alameti çıktıysa şimdi çivisi çıkmıştır değil mi? Ama bizim için tesir oluşturuyor mu? Maalesef kalplerimiz gaflette olduğu için, hüşyar ve uyanık olmadığından maalesef etkilenemiyoruz. Allah inşallah her noktada olduğu gibi bu noktada da, yani ölüm ve akıbet endişesi noktasında da onlara bizi benzetsin. Çünkü bu endişe olmadıktan sonra berat gecemizden de nasibimizi alamayacağız. Bizim dillerimiz ölüm var diyor. Ama fiillerimiz ölüm yokmuş gibi yaşıyor. Allah bu noktada da inşallah bizleri tekrar ayarlarımıza döndürsün. O ahsen-i takvime döndürsün değil mi? Biz bugün la ilahe illallah derken bu mana ne demek istiyor? Bunu bilmeden çok fazla söylüyoruz. Yaratmak da O'nundur. Yaşatmak da O'nundur. Evim barkım da O'nundur. Evimin içindeki çoluğum çocuğum da O'nundur. Sokak mahalleler de O'nundur. Cami de O'nundur. Ticaret de O'nundur, siyaset de O'nundur manalarını yaşamadan biz la ilahe illallah dediğimizde bu manada maalesef eksik kalıyor. Ve neyimiz eksik kalmış oluyor? İmanımız da o ölçüde maalesef eksik kalmış oluyor. Yani iman ne biliyor musunuz dostlar? İman en çok bildiğimizi zannettiğimiz ama en çok bilmediğimiz mesele oluyor maalesef. O yüzden sürekli bu dersleri yapma ihtiyacı hissediyoruz ya, iman derslerini. Hazreti Hamza'nın, yani Esedullah, Allah'ın aslanı olan Hazreti Hamza'nın iman edişini hatırlarsanız, Mekke'nin 6. yılında iman etmiştir. Mekkeliler Efendimiz Aleyhisselam'ın sürekli kalplere girişini engellemeye çalışıyor ve onu susturmaya çalışıyorlar. Ebu Cehil o dönem siyasi otoritenin başındaki insan. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ı tam Kabe'nin yanında sıkıştırmaya çalışıyor ve ona zulmediyor. Fiili bazı hareketlerde de bulunuyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en son evine çekiliyor. Hazreti Hamza o esnada avdan dönüyor ve Ebu Cehil'in bir cariyesi Hazreti Hamza'yla denk gelip "Görüyor musun Ebu Cehil yeğenim Muhammed'e neler etti?" deyince hemen koşuyor Ebu Cehil'in yanına. Kabe'nin önünde Ebu Cehil'i çığırtkan halde görünce yayıyla vuruyor, kafasına indiriyor yere. Ebu Cehil'in kabilesi olan Mahsumoğulları tam kavgaya hazırlanıyor ama Ebu Cehil kurnaz bir adam. Kendi kabilesi Hazreti Hamza ile kavga ederse ne olacak? Hazreti Hamza hemen imana erecek. O yüzden kavga ettirmiyor. Durun durun diyor. Durun bir şey olmaz diyor. Ve Hazreti Hamza'ya açıklamalar yapmaya çalışıyor. Hazreti Hamza anlıyor mu onu? Asla dinlemiyor. Ve üstüne hücum hücum yürümeye devam edince onu susturabilmek için "Ey Hamza, senin yeğenin bizim atalarımıza laf etti" deyince "Benim yeğenim ne diyorsa doğrudur, ben de onun dediğine inanıyorum" diyor. Ne etmiş oluyor aslında? Hazreti Hamza iman etmiş oluyor. Ve ondan sonra olayı anlatmak için Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor Hazreti Hamza. Eve gidiyor. "Ya Muhammed" diyor, "şöyle oldu, böyle oldu, ben böyle yaptım, şöyle yaptım" diyor ama bakıyor ki Efendimiz mutlu değil. Düşünün, Hazreti Hamza Efendimizin hem amcası, hem süt kardeşi, hem teyze oğlu. Böyle bir zat Efendimiz'e laf edenlerin kafasına yayla vurmuş. Esedullah, Allah'ın aslanı olan böyle bir zat.
hem de gelip Efendimiz'e anlatıyor ama Efendimiz mutlu olmuyor. Yeğenim, bu yaptıklarım, bu anlattıklarım seni memnun etmedi mi deyince, amcacığım, benim intikamımı alman beni memnun etmez. Zira benim anlattıklarıma tam tabi olup iman etmen beni memnun eder der. Hazreti Hamza orada meseleyi dinleyerek tam bir şekilde iman eder. Neden Efendimiz bunu ister? Şunun için ister. Çünkü eğer iman varsa Hazreti Hamza'nın yaptıklarının bir kıymeti var. Eğer iman yoksa yapılanların bir kıymeti yoktur. Şimdi anladınız mı berat için neden imanın şart olduğunu? Eğer iman varsa sana berat kapıları açıktır. İman yoksa berat da söz konusu değildir. Demek ki berat için bize lazım olan birinci şart iman etmektir. Ama nasıl? Tahkiki, ayrıntılı, bile bile, kalbinde yaşaya yaşaya bir şekilde imandır. Birinci maddede iman konuşursak, ikinci maddede ne konuşuruz? Namaz değil mi? İmandan sonra gelen namaz, beratın ikinci şartıdır. Bir pazartesi Efendimiz vahye mazhar olmuş, ardından salı günü Cibril-i Emin gelip ona namazı ve abdesti öğretmiş. İşte imanla namaz bu kadar birbirine bitişik iki tane hadisedir. Hatice annemiz Efendimizin arkasında ilk namaz kılanlardan birisi olmuştur. Şimdi biz namaz dediğimizde yaptığımız hatayı konuşalım. Nedir o hata? Biz namaz dediğimizde şekli bir namaz anlıyoruz. Ama bakalım ayette o namazı nasıl açıklıyor? Ankebut 45. O namaz ki sizi her türlü ahlaksızlıktan ve kötülüklerden korur diyor, değil mi? Namaz kılıyorum ama ahlaksızım. Namaz kılıyorum ama kul hakkı yiyorum. Adaletsizim. Kalbimde sürekli kin, öfke var. İnsanlara haksızlık ve zulüm var. İşte ayete baktığımızda böyle bir namaz, ayetin bahsettiği namaz olmadığı çok açıktır. O zaman ben namaz kılmıyorum. Sadece şekli bir şekilde ibadet yapmaya çalışıyorum. Ayette geçen gibi namazı ikame etseydik, dimdik durdursaydık, şekli değil de onu sürekli inşa etmeye çalışsaydık, o namaz mutlaka bizi değiştirecekti. Hayatımızı değiştirecekti. Ahlakımızı ve insanlara olan muamelemizi değiştirecekti. Demek ki bir bünyeye ayetin bahsettiği hakiki manada namaz girerse o insan namazlaşır. Demek ki biz bir cihetle namazı kılıyoruz ama başka bir cihetle de namaz bizi insan kılıyor. Enes bin Malik anlatıyor. Ensardan bir genç bizimle namaz kılıyordu. Ama bunun yanında da hala belli başlı ahlaksızlıklara devam ediyordu. Biz gittik Efendimiz'e durumu anlattık. Ya Resulallah, durum böyle böyle dedik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevap verdi. Biraz sabredin. Eğer o genç gerçekten namaz kılıyorsa Allah onu tüm ahlaksızlıklardan ve tüm kötülüklerden uzaklaştıracaktır. Enes bin Malik anlatmaya devam ediyor. Tam da Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı gibi oldu. Demek ki biz hakiki manada namaz kılıyorsak o ayetin bahsettiği gibi kötülük ve ahlaksızlıklardan o namazın ikamesi bizi korumak durumundadır. Bakın çok ilginç bir hadise var. Sahabe efendilerimizin namazla ilişkisi nasılmış biliyor musunuz? Sahabe efendilerimizin hayatında baktığınızda yer yer içki içen sahabe efendilerimizi denk geliyorsunuz belli bir dönemde. Belli bir dönemde belli meselelerden dolayı had cezası uygulanan sahabe efendilerimizi görüyorsunuz. Ama lütfen araştırın, namaz kılmayan bir sahabe efendimize rastlamak pek mümkün değil. Onların namazla ilişkisi bu şekilde olduğu için yapılan en ufak bir hatadan bile hızlı bir şekilde geri dönebiliyorlar. Biz imana nazari cihette bakarak en büyük hatayı ediyoruz. Ne demek nazari cihet? Yani sadece bilgi toplayayım, sadece deliller toplayayım ve iman benim buramda kalsın. Hayır, hayır, hayır. Efendimiz Aleyhisselam bir yerde üç kere diyor ki din muamelattır, din muamelattır, din muamelattır. Bir insan ilmi ne için öğrenir? Bir bilgiyi ne için öğrenirsiniz? Kullanmak için öğrenirsiniz. Öyle değil mi? Şimdi ben telefonun en gelişmişini yapmayı bilip bunu yapmasam, sadece bilgi olarak kalsa insanlar güler bana değil mi? İşte İslam'da ilimin ilişkisi mucibince tatbik edebilmek için, amel edebilmek içindir. Biz bunu yapmadığımızda namazımız da bu şekilde eli, ayağı, kolu kırık, yarım yamalak bir halde kalıyor. Namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu demişler. Olmaz. Gerçekten de olmaz değil mi? Evet. Bizim
Bu gecede beraatımızı elimize alabilmemiz için üçüncü maddede samimi bir tövbe edebilmektir. Ve ne kadar samimi etmemiz lazım biliyor musunuz? Rabiyetül Adeviye'nin dediği gibi bizim tövbemizin bile tövbeye ihtiyacı vardır demiş. Allah Allah. O şekilde derin derin tövbe etmemiz lazım. Yani bazen eski hayatı gayrimeşrudan dönen arkadaşlarla oturuyoruz, çay içiyoruz. İnsanın başına gelen belli başlı komik olaylar, hatıralar olabilir. İnsanlar onu bahsedebilir. Eski cahiliye döneminde böyleydim diye. Ama ben cahiliye döneminde birine verdiği zararı, birine yaptığı zulmü, birini dövmesini, çok affedersiniz belki bir genç kızın hayalleriyle oynamasını, ona kötü şeyler yapmasını masada güle güle kahkaha malzemesi olarak anlatan insanlar görüyorum. Ve içimden diyorum ki sen o dönemlerde birisinin canına kıymışsın. Zarar vermişsin, psikolojisini bozmuşsun, alt üst etmişsin. Belki Allah ile arasına bir engel, bir mani olmuşsun. Ve sen bunu şu an masada ben namaz kılan bir Müslümanım, onlar da eskiden böyleydi diye kahkahalarla hala anlatabiliyorsun deyip hayret ediyorum. Ve kendimce bir yorumdur, belki yarın bir yorum görebilirsiniz ama kalpte bir pişmanlık duymadığı için bu nasıl tövbedir deyip sürekli sorgu halinde tutuyorum kendimi. Demek ki bir insan şöyle samimi tövbe etmesi lazım ki o hatıra aklına kalbine iliştiğinde bahtına düştüm ya Rab, affedecek misin? Ben sen beni görürken böyle bir hatayı nasıl ettim hala anlam veremiyorum. Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab deyip kalbinde kordan alev var gibi deli divane olmasıdır. Demek samimi bir tövbenin ilk şartı gerçekten kalpte azap ve pişmanlık duymaktır. Yoksa onu masalarda meze olarak anlatmak bundan nasibi olmadığına bir delil olabilir. İnsan eski günahları aklına geldiğinde tekrar eski hayatına dönmeyi cehennemin ateşine dönmek gibi saymalıdır. Ve bununla birlikte asla ve asla Allah'tan ümit kesmemek zorundadır. Zira sen o kapıya yanaştıktan sonra Allah'ın affetmeyeceği bir günah mevcut değildir. Bu noktada en önemli ikazlardan biri de şu olması lazım ki tövbeyi ertelememektir. Zira biz bu konuda da kendimizi kandırmayı çok severiz. Şu son işi de yapayım, ondan sonra tövbe edeyim deyip kendimizi çok aldatırız. Zira bizim bize verdiğimiz zarar kadar zaten alem bize zarar veremez. Dışarıdan birisi bana zarar verse bu benim cennetime bilet olur. Ama nefsim bana zarar verdiğinde bu benim cehennemime bir yol oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Tövbe ettikten sonra büyük günah yoktur. Israr ettikten sonra da küçük günah yoktur. Zira her günahta şirke, Allah'ı inkara ve isyana giden bir yol vardır. Biz burada sürekli istiğfar, kavli pişmanlık ve tövbe yani fiili pişmanlıkta bulunmak durumundayız. Tam böyle tövbe edeceğiniz zaman olur da etraftan utanırsanız, ya 40 yıllık bilmem ne yapan adamdım, şimdi etraf ne der derseniz, orada da unutmamamız gereken birisi kim? İmam Hasan. Ne demiş? El ar hayrun minennar. Ne demek istiyor? Utanmak ateşten hayırlıdır diyor. Aklınıza böyle etraf şunu der, etraf bunu der diye bir fikir gelirse, o aklınıza deyin ki utanmak ateşten hayırlıdır. Zira ben utanmaya, etrafın bir şeyler demesine dayanabilirim. Ama cehennemin ateşine asla dayanamam. Bu erteleme meselesi tövbenin en kemik meselesi hakikaten. Geçenlerde biriyle konuştum. Böyle kafasında ilginç projeleri vardı. 50 yaşında böyle yapıp öyle ben af dileyeceğim. İşte 60 yaşında cami yapacağım, inşaatına katkıda bulunacağım, öyle af dileyeceğim diye. Şimdi bu erteleme politikası şeytanın büyük hilelerinden bir tanesi. Bir de herkese yutturmaya çalıştığından dolayı çok duyduğumuz bir hatıra. Ben de ona dedim ki şimdi şöyle bir şey olsa, sen benim karşıma geçsen ve ben de sana böyle bağrı açılmamış, gün yüzü görmemiş küfürler etsem. Daha sonra da desem ki ya sana bu küfürleri ettim ama bir yıl sonra da senden özür dileyeceğim desem ne dersin Ülkücan? İnsan böyle bir şey kabul etmez. E şimdi sen bu pazarlıkta Allah'a yanaşırsan o kabul eder mi? Ya Rab ben şimdi küfre meyelan işler yapacağım ama bir yıl sonra da senden af dileyeceğim desen Allah Azze ve Celle için ne kadar geçerli olur, ne kadar aldatmacı olur bunu bir düşünmek lazım. Az önce söylediğimizi tekrar edelim. İnsanın kendini kandırdığı, kendine verdiği zarar gibi hiç kimse onu kandıramaz, hiç kimse ona zarar veremez. Beraatımızı elimize almamız için bize lazım olan dördüncü madde. Allah'ın dinine hizmet etmek. Bizler evde Kur'an oku, namaz kıl ve o evine kapan, en sonunda ölümünü bekle ümmeti değiliz.
Bizler proje ümmetiyiz. Nereden belli? Sahabe efendilerimizden belli. Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde değil mi? 100.000'den fazla sahabe efendimiz var ve biz bunların birçoğunun kabrini 20.000 kilometre Çin sınırına dayandığına kadar şahitliğimiz var değil mi? Bu ne demek oluyor? Demek ki bu iş sadece bilmek, evine çekilmek, Kur'an oku demek değil. Bazen öyle diyorlar. Şimdi çocuğunu dünyaya hazırlayan anne babalar oluyor ve çocuğuna diyor ki ya evde otur, Kur'an'ını evde oku diyor değil mi? Zaten bir insan Kur'an'ı okuduğunda evden çıkması gerektiğini anlıyor. Yani benim çıkmam lazım. Hem kendi imanımı kurtarmam ki bu başkalarının imanına yetişmekle mümkün. Hem de başkalarının yanan imanına bir itfaiyeci vazifesi görmem lazım derken dünyevi planları olan bazen eşlerden duyuyoruz, bazen anne babalardan duyuyoruz. Ne diyorlar yakınlarına? Onlarla dünyevi planlarını devam ettirip gerçekleştirmek için evde otur, Kur'an'ını evde oku. Yani oku ama hiçbir şey anlama yani. Sana ne mesaj vermiş? Hani bir ilaç vermiş doktor, duvara as, izle ama ilacı kullanma, gerek yok. Dünya için söylemediğimiz şeyleri Kur'an için ne kadar da cüretkar bir şekilde söylüyoruz. Beşir bin Hasasiye şöyle rivayet ediyor bize. Resulullah Aleyhisselam'a biat etmek için geldiğimde, yani ben iman ettim ya Resulallah diye yanına geldiğinde, o bana bazı şartlar koştu. Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam haccıyla hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı, Allah yolunda cihat etmemi şart koştu. Bunun üzerine ben ona dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bu arada eller böyle, el üstünde yani biat ediyor. Ey Allah'ın Resulü, hepsini kabul ediyorum. Fakat onlardan ikisine gücüm yetmez. Bunlar da cihat ve zekattır. Çünkü denildi ki, savaştan kaçan kimse Allah'ın gazabına uğrar. Seninle savaşa gelirsem ölümden hoşlanmayıp nefsime uyarak savaştan kaçmaktan korkarım. Zekata gelince vallahi benim malım sadece ganimet ve öşürden bana düşen pay ile ailemin ve akrabalarımın verdikleridir. Beşir bin Hasesiye devamla dedi ki Resulullah beyat için uzattığı elini çekti ve bana dedi ki cihat yok, zekat yok. Ne ile cennete gideceksin? Allah Allah. Anlıyor musunuz? Evde oturmakla olunacak iş değil bu. Elini çekmiş Resulullah Aleyhisselam. Ey Allah'ın Resulü, madem ki öyle, sana biat ediyorum. Böylece Resulullah'ın getirdiği şartların hepsini üzerine ona biat ettim diyerekten tekrar o eli tutabilme şerefine ermiş. Şimdi bizim bu okuduğumuz maddelerden şunu anlamamız lazım. Sadece mübarek gecelerden kalan bir Müslümanlık, sadece mübarek gecelerde yaşanan bir Müslümanlık, Allah'ın ve Resulünün hoşnut olduğu bir Müslümanlık değil. Öyle değil mi? Yani İslam'ın genetiğine baktığında sıkıştırılmış bir kulluk yok. Peki böyle geceler ne için? Var olan kulluğu daha ziyadeleştirmek, daha güzel, daha kemal bir hale getirmek için. Üstad Hazretlerinin de bu gecenin bereketiyle ilgili söylediği muazzam cümleler var. Çok kısa bir mektup. Buyurun birlikte okuyalım. Bismillahi Subhanehu. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Üstad Hazretleri bu mektubu söylediğinde neredeymiş? Hapisteymiş, görüyor musunuz? Ne diyor peki hapse? Medrese-i Yusufiye diyor. Şimdi Miraç kavramını biliyorsunuz değil mi? Miraç her insan için belli ölçüde olan bir şeydir. Huruçtan geliyor biliyorsunuz. Mesela siz okulda birinci sınıfı bitirdiniz, ikinci sınıfa geçtiniz, ikinci sınıfı bitirdiniz, üçüncü sınıfa geçtiniz ya, bu sizin için bir Miraç'tır. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının en önemli Miraç basamağı 12 yıl zindanlarda kaldığı dönem olduğu için o 12 yıllık zindan dönemine medrese denmiş. Medrese-i Yusufiye denmiş. Üstad Hazretleri de o yüzden hapiste olmasını kendi miracının yükselişi noktasında bir medrese hükmünde görmüş. O yüzden öyle bir günde, öyle bir zaman diliminde hem bunu medrese bilmiş, hem de o medresede bugünü, evet bugün miracımdan alacağım en önemli ders beraatim olacaktır diye de bir mektup yazmış. Buyurun. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye ait olan her şeye biz kutsi diyebiliriz değil mi? Buradaki çekirdeğin kutsiliği de neyle alakalı? İrtibatlı olduğu yerle, yani Allah Azze ve Celle irtibatlı ya, onun ile alakalı. O yüzden kutsi bir çekirdek hükmünde denilmiş bu geceye, evet. Ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir.
Bakın beşer mukadderatının bir yıllık programının meleklere tevdi edildiği gün berat günüdür, biliyor musunuz? Yani melekler Allah Azze ve Celle bir yıl insanların programı, ölümü, doğumu, hastalığı bu şekildedir diye tevdi eder. Allah Allah. İşte berat gecesinin bir önemi de mukadderat cihetinde bu şekildedir. Leyle-i Kadir, Kur'an'ın ilk 8 ayetinin indiği gecedir. Yani Kur'an gecesidir ve sevabı 30 bin kattır. Leyle-i Berat ise Kur'an'ın tamamının semaya indiği gecedir ve sevabı 20 bin kattır. Evet, devam edelim. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi... Şimdi ben bunu merak ettim. Dedim ki Leyle-i Kadir'de acaba neden 30 bin hasene veriliyor? Önce Kadir suresindeki bir ayet denk geldi. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Kaç aydan? 1000 aydan. Bakın her ay kaç günden oluşuyor? 30 günden. Siz bunu 1000 ile çarptığınızda 30 bin kat sevap oluyor. Anladınız mı? Yani Üstad Hazretleri 30 bin katın matematiğini, hesabını yaparken bu ayeti temel almış. Devam edelim. Bu Leyle-i Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Allah Allah, nasıl müjde ya. 20 bin gün yapamadığını bir gecede yapacaksın. Nasıl bir miraç. Evet. Sair vakitte 10 ise şuhur-u selasede 100'e ve 1000'e çıkar. Yani 3 aylardaki kıymetini anlatıyor. Evet. Ve bu kutsi Leyle-i Meşhure'de 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Kadir gecesi de 80 küsür yıllık bir ibadet hükmüne. O 1000 aydan hesabını yaparsanız 80 küsür, 83 yıl Allahu alem çıkıyor değil mi? Şu manaya baktığınızda şunu anlıyorsunuz. Allah Azze ve Celle bizi cennete koymak için bahaneler yaratmış. Nasıl bereketli bir şey ya. Şimdi hani bazen soruyorlar ya, Allah'ın ibadetimize, sevabımıza ihtiyacın var. Hayır, yok ya. Senin ihtiyacın olduğu için o da büyüklüğünün gereği bunları sana sunmuş. Şimdi bir sultan bana ulufe dağıtsa onun ihtiyacın var. Hayır, sultanlığının büyüklüğü dağıtmış. Allah da kendi büyüklüğü ölçüsünde, kendi büyüklüğü gereğince bize böyle geceleri yaratmış, ikramda sunmuş. Şimdi diyor ki mesela, ey kulum sen bir hayır düşünürsen sana sevap yazacağım. Ama günahı düşünürsen amele geçirmedikçe günah yazmayacağım. Olur da aklına gelen o sevabı yaparsan sana onda sevap vereceğim. Bu da mı yetmez? Bazı gecelerde sana özel günler koyacağım ve her yaptığın hayıra 1000 kat, 10 bin kat, 20 bin kat, hatta 30 bin kat vereceğim. Ama buna rağmen hala günahlarını bir günah yazacağım. Şimdi bir insanın böyle bereketli hazine açılmışken aç kalması, fakir kalması için mücadele etmesi lazım. İnsana bu kadar rahmet kapısı açılmışken cehenneme gitmek için ekstra mücadeleler etmek lazım. Hadiste de öyle geçmiyor mu Uğur? Cehennemin etrafı lezzetli şeylerle süslüdür diyor. Değil mi? O haramları kastederek söylüyor hadis. Yani bir insan böyle bir gecede affedilmeyi başaramıyorsa ona sormak lazım. Kardeşim, yağmurlu bir günde ıslanmamayı nasıl başardın? Nereye hapsoldun? Hangi evinde çıkmadan kaldın acaba diye sormak lazım. Devam edelim. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Ya Allah Allah, bak. Kur'an'la, istiğfar, tövbeyle ve salavatla. Niye? Efendimiz Aleyhisselam vesile oluyor bu güzelliklere, değil mi? Şimdi bu kadar güzelliklere vesile olan bir zatı unutursak biz nankör oluruz değil mi? Allah Allah. Son konumuza gelelim mi? Kandil bidat mıdır? Şimdi Osmanlı zamanında Allahu alem 2. Selim döneminde camilerde kandiller yakıyorlar. Hani şimdi mahya yakıyorlar ya, mahyayı ışıklandırıyorlar. O zaman tabii o yok. Ne yakıyorlar? Kandil yakıyorlar. Ne için yakıyorlar? Böyle gecelerin önemli olduğunu insanlara duyurmanın bir yolu olarak yakıyorlar. Daha sonra şerbetler ve lokumlar dağıtıyorlar insanlara. O kandil yandı, kandil günü, kandil gecesi dene dene böyle gecelere kandil gecesi denmeye devam ediyor. Şimdi böyle gecelere bazen insanın aklına geliyor acaba bidat mıdır vesaire diye. Böyle gecelere bidat denmez. Niye denmez? Öncelikle bir insanın başka insanları hayra çağırmakta sınırı yoktur. Yani biz her fırsatta Kur'an ve sünneti konuşmamız lazım mı? Evet. Şimdi bu gecelerde buna en yoğun şekilde vesile olduğundan böyle gecelere bidat denmez. Şimdi mesela bizim bugün bu saatte bu şekilde buluşup Kur'an sünnetten dersler yapmamız hadiste yeri var mı? Yok. O zaman buna da bidat dememiz lazım. Ama bu daire, yani hayra çağırma dairesi geniş olduğundan dolayı biz buna bu manayla bakmamız lazım. Bir de öyle meseleler var ki camiden uzaklaşmış çok insan var. Ve bazılarıyla oturup muhabbet edin.
tekrar camiye ısındıysa böyle kandil geceleri çok vesile olmuştur. Birçok İslam'dan kopuk yaşayan insanların tam böyle o rahmet kapısı demek ne kadar açılmışsa, değil mi? Hani ulu fedatülü dedik ya. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma, o camiye yaklaşmasına bir vesile olduğu gece tam da böyle kandil geceleri oluyor. Şimdi buradan da anlıyoruz ki hayra çağırmakta sınır yoksa böyle gecelere bidat denmemesi lazım. Şimdi bizde şöyle bir hata var. Biz meal okuyarak veyahut birkaç tane hadisi okuyup şöyle cımbızla çekerekten ahkam yani hüküm inşa etmeye çalışıyoruz. Bu da bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. İnsan dinini öğrenebilmek için belli başlı şeyleri okuyabilir ama hüküm bina etmek bambaşka bir olaydır. Şimdi benim bir lise talebesi olarak matematik çalışmamla matematikle ilgili bir tezi ortaya atmam, bir formülü ortaya atmam çok başka konulardır. Biz bu noktalarda biraz hatalar yapıyoruz. Şimdi ahkam çıkarmak için Bakara suresinin belki de başındaki bir ayetle sonundaki bir ayeti bağlamak lazım değil mi? Siyak-sibak ilişkileri var ayetlerde. Ve bununla birlikte Efendimizin de açıklayıcı bir beyanını da ortaya koymak lazım ki ortaya bir hüküm inşa edilebilsin. Biz bu noktalarda birkaç tane meal karıştırarak hüküm beyan etmekle çok büyük yanlış yapıyoruz. Şimdi müçtehit ülemanın mücadelesi göz önüne alındığında onların mücadelesi neticesinde senin yaptığın iki tane şöyle ayetin mealini çekerek hüküm çıkarma zaten başlı başına komik oluyor. Hatırlar mısınız? İmam Azam Ebu Hanife yani Numan bin Sabit kaç tane fetva vererek bu dünyadan göçüyor? 83 bin. Peki her fetvayı nasıl gerçekleştiriyor? Kur'an'ı biliyor, ahkamın tamamını biliyor. Bir de meşveret heyeti kuruyor. Bu yüzden meşveret fukası da denir Hanefi fıkhına. Bir de meşveret ekibi kuruyor ve her bir hükmü bunlarla istişare meşveret ede ede çıkarıyor. Şimdi onlar bu kadar ciddi bir çalışma yaparken, Allah bu noktada onları irade etmişken, sevk etmişken, senin iki tane mealle hüküm çıkarman zaten bu işlerin en temelinde oluşan yanlışlardan bir tanesi. Yani temele indirgeyerek konuya başlamak istedim. Efendimiz Aleyhisselam, mübin olan, açık olan kitabı beyan ederken bazen bir ayeti başka bir ayetle tefsir etmiştir. Bazen de o ayeti, o ayet açıktır. O ayet açıktır ama biz kapalıyız. Biz kapalı olduğumuzdan, anlayamayacağımızdan daha ciddi manada tefsir ederek bizlere sunmuştur. Bir örnek verelim mi? Mesela Nisa suresinde bir ayet geçer. Size bir selam verildiğinde ya da güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Şimdi biz bu ayeti duyduğumuzda size bir selam verildiğinde daha güzeliyle karşılık verin. Biz bu hükmü anladığımızı düşünüyoruz değil mi? Ama sahabe efendilerimiz öyle düşünmemiş. Demişler ki Allahu alem Selman-ı Farisi de işlerinde. Demişler ki ya Resulallah bize bir selam verildiğinde nasıl cevap vereceğimizi ayet söylüyor. İyi de ehli kitaptan biri bize selam verirse ona da mı böyle hitap edeceğiz? Anladınız mı inceliği? Efendimiz diyor ki onlar size İslam şiarınca selam verirse siz onlara sadece ve aleyküm deyin. Ama başlangıç olarak siz onlara selam verecekseniz İslam şiarı bir selamı kullanmayın. Selam deyin, merhaba deyin ilahir. Ama İslam'ın şiarı olan bir selamı kullanmayın diye beyanda bulunmuş. Şimdi mesela bu ayet, ayet açık ama biz kapalıyız. Ve hamdolsun Efendimiz Aleyhisselam bizim gibi kapalılara açılsın diye bu kitab-ı mümin değil mi? Çünkü oradan giriyorlar. Ya Kur'an kitab-ı mümin değil mi? Evet kitab-ı mümin apaçık bir kitap. Ya Kur'an açık da biz kapalıyız yani. Bizim bu tefsire ihtiyacımız var. Ve Efendimiz Aleyhisselam bu noktada ne yapıyor? Bize bir yol gösterici rehber oluyor. Şimdi bu noktalarda bizler bazen birkaç şeyden hüküm çıkarmaya çalışarak kandil gecelerine de bidat deme çabasına girişiyoruz. Bu noktada bakalım acaba nasıl davranmamız lazım? Öncelikle bidat ne demek? Bidat icat manasında bir kelimedir. Biz bu noktada belli başlı ince meseleleri bilmezsek toplu bir şekilde şunu da dememiz lazım. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki her şey bidattır dememiz lazım. Doğru mu? Doğru. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra çok fazla yenilik var. O zaman biz bir külli hepsine bidat dememiz lazım. Her yenilik bid'at ve sapkınlık demek değildir. Zira şu an yaşadığımız hayat bizden 100 sene önce hiçbir şekilde yoktu. Demek şimdi yaşadığımız hayatın tamamına bid'at demek durumunda kalırız. Yaptığınız yenilik bir sünneti iptal ediyorsa, din gibi bir hüküm ortaya koyuyorsa biz buna bid'at diyoruz. Anlaşıldı mı? Ve Efendimizin cehennemde yerini hazırlasın dediği bid'at işte böyle bir şeydir. Biraz örnek verelim. Mesela namaz arkasındaki tesbihat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış mı? Yapmış. Nasıl yapmış? Bizim bildiğimiz kadarıyla parmaklarıyla yapmış. Peki ondan sonra sahabe efendilerimiz nasıl yapmış? Kimisi hurma çekirdeğiyle yapmış, kimisi taşla yapmış. Şimdi biz tesbihe nasıl yapıyorsunuz? Tesbihatı tesbihle yapıyorsunuz değil mi? Şimdi biz tesbihe bidat demeye başlarsak bu mesele anlaşılmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü dinde aslı olan bir şey farklı bir şekilde yapılmış ve bu bidat olmuyor. Aslında oluyor ama bidatı hasene oluyor. Onu birazdan gireceğim. Efendimiz zamanında müezzin nerede ezan okuyor?
yüksek bir yere çıkıyor ve o yüksek yerde ezan okuyor. Şimdi nerede okunuyor? Minarede okunuyor. Neyle okuyor? Mikrofonla okunuyor. Bunların hiçbirisi Efendimiz zamanında yoktu. O zaman buna bidat dersek iş içinden çıkılmaz bir hal alır. Neden? Şurayı anlamamız lazım. Bunun aslı sünnette var mı? Var. Sünnetin ruhuna uygun mu? Uygun. Sadece şekli değişmiş. Bu yüzden bunlara bidat demememiz gerekiyor. Ulema bu noktada yeni her şeye bid'at denilmesi hususuyla şöyle bir ayrımda bulunmuş. Risale-i Nur'da da geçmektedir. Bid'at-ı hasene, yani güzel bid'atlar, güzel yenilikler. Bir de bid'at-ı seyyiye, yani kötü yenilikler ve günahlar babında bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye diye ayırmış. Biraz daha örnekleyelim. Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'de teravih vakti bir bakıyor ki teravih namazını cemaatle kılıyorlar. Ve Hazreti Ömer bu ne güzel bid'attır diyerekten onları teşvik ediyor. Efendimiz zamanında olmayan bir uygulama, teravihin cemaatle kılınması. Ama Hazreti Ömer buna cevaz veriyor. Ve ulema bu noktada anlıyor ki bu bid'atı hasenedir. Güzel bir bid'attır, öyle değil mi? Çünkü Hazreti Ömer burada yaptığı şekli farklılık İslam'ın ve sünnetin ruhuna aykırı bir şey. Haşa değildir zaten. Bir iki tane daha şaşıracağınız örnekler vereyim. İz bin Abdüsselam zamanında konuşmuştuk, belki hatırlarsınız. Şöyle bir yorumu var. Kur'an ne zaman Musaf haline getirildi? Efendimiz'den sonra. İz bin Abdüsselam diyor ki, Kur'an'ın derlenip toparlanıp Musaf haline getirilmesi, hatta ve hatta bunun çoğaltılması vacip hükmünde bir bidattır diyor. Yoksa şu an bizlere ulaşması çok müşkül bir yapıda olacaktı. Başka bir alim şöyle söylüyor. Kur'an'ın harekeler ile okunması, hareke var mıydı Efendimiz zamanında? Yoktu. Kur'an'ın harekelerle okunması okuyuştaki bütünlüğü sağladığından dolayı bu vacip hükmünde bir bidattır diyorlar. Bunlar yorumlar. Sizin akıl terazinize bırakayım bir yorumları. Başka bir mesele daha anlatayım. Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi. Acaba ne nazarla bakmamız lazım? Bunları da size bırakayım mesela, değil mi? Bid'atı hasene oluyor. Ama bunun yanında İslam'da sünnette yeri olmayan şeylere bulaşırsak. Mesela gidip mezarlıklarda çaput bağlarsak. Gidip İslam'ın şiarı olan ezanı Türkçe okumaya çalışırsak. Bunlar işte alimlerin bahsettiği bid'at-ı seyyiye, yani bizzat haram olan bid'atlardır diyerekten konuyu bağlayalım. Ve bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Böyle güzel kandil geceleri bid'at-ı hasenedir. Yani güzel bid'atlardır. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Mesela.